Burada Seyfarth'ın yapmış olduğu açıklamaları sürdüreceğiz ve buna bir dikkat çekmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi ETF'ler konu olduğunda son zamanlarda piyasalarda inanılmaz derecede adı geçen iki tane isim. Birisi Balcaraz, diğeri de Seyfarth. Hatta yakın vakitlerde iki tane ünlü ETF uzmanı son çıkan Matrix Port'un SEC'in ETF'leri reddedeceğine yönelik raporunu çok ciddi bir şekilde reddetmişlerdi. Böyle de gündeme geldiler. Hatta önceki videoda da bundan bahsettik. Seyfarth Bitcoin'den sonra sırada Ether ETF'i var diyor. Tabii bu bilinen bir durumdur. Yani neticede BTC'nin bir iki güne zaten birkaç güne onaylanmasını bekliyoruz. Onun ardından ETH Spot ETF başvuruları onaylanacaktır. Piyasa bu sefer de tabii gözünü buna dikecek. Bu arada onaylandığında fiyatlar korkunç patlar. Benden söylemesi yani şimdiden. O yüzden Ether'de de sağlam bir zaman dilimi içerisine girmeye başladık haliyle. Bunun yanı sıra Ether'in ortalama bir şey söyleyeceksek yani Şubat-Mart gibi yani ben en geç Mart ayını bulabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi duruma göre bakacağız. Yine de kesinlik yok. Ben muhtemelen ya Şubat'ta ya da hani Mart'ta en geç bunun kabul edileceğini düşünüyorum. Ether Spot ETF başvurularının da diyebilirim. Tabii burasıyla da yani kalmayacak aynı zamanda. Beraberinde XRP ve Sol'un da şekilde olacağını kabul edileceğini belirtmekte fayda görüyorum. Şu şekilde bir argüman sunuldu yakın zamanda mesela. Diyor ki ya diyor Ripple'la SEC arasındaki muhabbetten diyor kaynaklı olarak XRP'nin gelmesi zor ya falan tarzında. Bu şekilde bir dünya yok. Yargıç XRP coin'i boşu boşuna yani boş muhabbet olsun diye bir emtia olarak ilan etmedi. Hatta teknik olarak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yasal anlamda XRP ETF'inin gelmesi için XRP'nin yasal dayanağı ETH'ninkinden daha fazla. Evet. Yani Coinbase falan bunları boşuna mı listeledi? Çünkü bunun kayıt dışı bir menkul kıymet olmadığını bizzat yargıç kanıtladı. Daha doğrusu hakim bu şekilde karar verdi ve onayladı. O yüzden XRP'nin bugüne bugün ETF başvurularının yapılması ve SEC tarafından bunun da kabul edilmesi tabii ki beklenecektir. Eğer etmezse kısa sürecek bir davanın ardından yine SEC'e güzel bir şamar vurulur. Merak etmeyin. Aynı şekilde Sol coin. Sol'un tek problemi biliyorsunuz ki Binance Coinbase davalarında kayıt dışı bir menkul kıymet olarak adının geçmesidir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında yani ETF başvurusu halinde bu davanın yanı sıra eğer reddederlerse yine bir mahkemelik olunma durumu söz konusu olabilir. Ama ben bu kadar ilerleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü artık SEC gerçekten kredisini doldurdu ve bunları kabul etmek zorunda kalacaktır. BTC, Ether ardından Sol ve XRP'nin de bence 2024'te başvurularını 2025'te de onaylarını görebiliriz. Bu noktada ETF'lerin kabul edilmesi halinde BlackRock ETF'leri ile XRP'nin 200 dolara kadar nitekim Solana'nın da 1000 doları aşacağı gibi söylemler piyasada çokça bu tarz söylemlerden de bahsedildiği olmuştu. Tabii bunu da bekleyip görmek lazım. 200 dolar gibi fiyatlar tabii ki sizin hedefiniz olmasa ama gerçekten de fiyatlarını yükseltebilecek çok büyük olaylardır bunlar. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin ETF'leri konusundaki kararı heyecanla beklenirken Bloomberg analisti James Seyfarth'tan yeni bir yorum geldi. Seyfarth katıldığı bir etkinlikte SEC'in bu sene bir spot Ether ETF'ini de kabul edeceğini söyledi. Onu da emtia olarak kabul ediyorlar ama söyleyemiyorlar diyor. Evet, söyleyemiyorlar çünkü onları açık bir şekilde kamuoyunun ve yargının gözünde açık bir şekilde istediklerini yapma noktasında müsaade edebilecekleri
bir senaryoyu bizzat kendileri çizmek istemiyor. Aynen öyle. Bundan kaynaklı olarak bunu yapıyorlar. Yani ellerinde bir koz olarak kullanıyorlar. Doğrudur. Eğer ki Ether'in bir menkul kıymet olduğunu düşünselerdi, ki Gary Gensler bunu aslında söylemişti vaktiyle ve Ether'in fiyatları bunun üstüne çakıldı hatırlarsanız. Hatta Filecoin'i vesaire de geçirdi aynı şekilde kendisi. Bildiğiniz 7-8 tane kripto para saydı yani. Filecoin, Atom, Algo, Ether bunları tek tek saydı adam. Röportajda komiteden çıktıktan sonra. Bunlar dedi menkul kıymettir. Madem bunlar menkul kıymet, Binance'la Coinbase davasında niye Ether'in adını vermedin? İçlerinde halbuki en büyüğü o. Önce onunla ilk hedefin ne olması gerekir madem o menkul kıymetse? Çünkü en büyükleri, en büyük tırnak içerisinde dolandırıcılık ve yasal şey, illegal işlem onda dönüyor. Onu niye vermedin? Ya da XRP o zamanlar bunun SEC'in Ripple davasını kaybedeceğine dair en büyük olay olduğunu açıklamıştık hatırlarsınız. Yine davada XRP coin'in adını vermediler. Niye vermedin XRP coin'in adını? Senin Ripple'la mevcut bir hukuki sürecin yok mu? Sen zaten kazanacaksın davayı. XRP zaten bir kayıt dışı menkul kıymet. Onu öbür davada kullanıp elini güçlendirsene sen. Ama tabii ki Ripple davasını kaybedeceğini düşünüyorsan ve tam tersi olacağını düşünüyorsan tabii ki adını veremezsin. Aynen bu oldu. Bu olaydan da zaten biliyorsunuz ki bir ay gibi bir süre sonra davayı kaybettiler. Ve vaktiyle bunu konuştuk. Zincir üstü veri platformu Crypto Quant'ın özel bir etkinliğinde konuşan analist SEC'in Ether vadeli ETF'lerini kabul ederek aslında Ether'in bir MT olduğunu düşündüğünü belirtti. SEC açıkça olmasa bile Ether'in bir MT olduğunu kabul etmiş durumda bunu. Ether vadeli ETF taleplerini onaylayarak yaptılar. Gary Gensler tabii ki bu konuda açıkça konuşamaz. Sorulduğunda yatırım sözleşmesi ya da MT olduğuna dair bir şey söylemeyecektir. Aynen öyle. Ama yaptıkları MT olduğunu düşündüklerini gösteriyor. Bu sene Ether Spot ETF'i de onaylanır diyor. Tabii ki yani. Aynen öyle. SEC ile CFTC arasında bu tarz varlıkların regüle edilmesi konusunda mücadele olduğunu da belirten analiz şöyle söylüyor. SEC eğer ETF'i bir MT'ye değil de yatırım sözleşmesi olarak kabul ederse sadece kripto dünyasında değil aynı zamanda CFTC'ye de savaş açmış olur. Bu nedenle ben bu sene bir Ether Spot ETF'in de onaylanacağını düşünüyorum diyor. CFTC aynı zamanda Ripple'ı inanılmaz derecede destekliyor. Adamların gözü çok ciddi şekilde XRP'de. SEC'e karşı davada bile federal bir kurum olan CFTC hatırlarsanız Ripple'ı savundu. Bu çok enteresan bir şeydir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.